Merhaba arkadaşlar. Newton'un hareket yasaları ÖSYM tipi. Son testimiz. Birinci soruyla başlıyorum. 2 kg kütleli cisim asansörün tavanına yay sabiti K 100 Newton bölü metre olan yaya bağlanarak asılıyor. Asansör yukarı doğru 5 metre bölü saniye karelik ivmeyle hızlandığına göre yaydaki uzama miktarı kaç santimetre olur demiş. Peki şöyle öğreten hocalarımız var. Aman sakın dikkat edin. Yukarı doğru F kuvveti var mı kardeş? Bu teyip gelmesi de olabilirdi. İp gelirdi buraya. Teyip gelmesi derdin. De e yay olduğuna göre F dersin yani. F var yukarı çeken. Aşağı çeken cisimlerle ne var? Mg var. Ne kadar o? 20 Newton. Peki asansör yukarı doğru. A eşittir 5 ile hızlandığına göre. Peki şöyle diyeceğiz. Sakın ola ki asansör yukarı doğru çıktığı için aşağı doğru MA eşittir. Elemsizlik kuvveti diye göstermeyin yamulursunuz demiştim daha önce. Sakın öyle göstermeyin. Bu cismin iki tane kuvvet var. Bir F yay kuvveti, 2 G mg ağırlık kuvveti. Peki asansör yukarı doğru hızlandığına göre cisimde asansöre beraber aynı e iğmeli yukarı doğru hızlanmıyor mu arkadaşlar? Evet hızlanıyor. Demek ki net kuvvet yukarı doğru olması lazımmış. F yay kuvvetinin mg'den büyük olması lazım ki cisim yukarı yönde hızlansın. Peki bu net kuvvetini yaz bakalım şimdi. Net kuvvetini yazıyorum. F net eşittir m çarpı a yazacağım cisim için. <laughs> F net dediğin şey F yay kuvveti eksi mg ağırlık kuvveti eşittir m çarpı a'dır bunu hak ettik demişti bu kadar. F yay dediğin şey k çarpı x'tir. Eksi mg dediğin şey 20 newton eşittir kütlesi 2 ivmesi 5 olduğundan asansörün. K çarpı x dediğin yay kuvveti 30 newton geldim buradan? Evet geldi. K sana vermiş mi? K'yı 100 newton bölü metre vermiş mi? Vermiş. Eşittir x eşittir 100 çarpı x eşittir 30 olduğuna göre x eşittir 0,3 metreyi bulursun buradan. Ama sana kaç santimetre diye sormuş. X eşittir. 30 santimetre uzar yay dersin. Peki. Umarım anlaşılmıştır. İkinci soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde 2 kilogram kütleli cisim üzerine 1 kilogram kütleli cisim konularak 12 ton büyüklüğünde kuvvetle çekiliyor. Cisimler birlikte hareket ettiğine göre. Cisimler birlikte hareket ettiğine göre demiş. Bu ifade önemli bizim için. Peki cisimler arasındaki statik sürtünme kasayız kaçtır demiş. Sürtünmesiz yatay düzlem demiş sadece. Yerde sürtünme yok ama cisimler arasında var. Yoksa birlikte gitmezdi bunlar. İkisinde de sürtünme olmasaydı F kuvvetiyle çektiğin zaman 1 kilogram kütle cisim pat olduğu yere düşerdi. Hareket etmezdi. Peki birlikte hareket ettiğine göre hem bunun iğmesi A hem bunun iğmesi A aynı yönde A ile gidecekler bunlar. Peki üstteki cismi aldığım zaman bunu hareket ettiren kuvvet cisimler arasındaki sürtünme kuvveti FC'dir. Önce 1 kilogram kütle cismi eden Üstteki cisme x diyelim y diyelim ya isim verelim. x cismin kuvvet bir tanecik kuvvet var. O da sürtünme kuvveti bunu hareket ettiren kuvvettir ve a a ivme kazandırıyor buna. Peki yaz bakalım şimdi bunun hareket denklemini. Kütlesi de 1. Fc sürtünme kuvveti etkisinde bir 1 çarpı a ile hareket ediyorsun demektir. Bu x'in hareket denklemi. F ne teşhirelim çarpı a. Peki y için konuşuyorum şimdi. Y için konuşuyorum şimdi. Kütlesine 2 kilogram. F çekiyor. Fakat bu sefer x ile y arasındaki sürtünme kuvveti aynı sürtünme kuvveti. Bu sefer bunu y'ye engelleyici yönde, y'yi engelleyici yöndedir. Değer aynı normalde. Peki bunu yazarsan, f Fc eşittir m y çarpı a dersin. İmlemiz ortak. F'in değerini vermiş sana ne kadar? 12 newton. Fc'yi ben de bilmiyorum. Eşittir y'nin kütlesi 2 çarpı imlesi a. Peki bu Fc gördüğün yere burada a yaz bakalım şimdi. FS gördüğün yere A yaz. 12 eşittir. 3A gelecek. A buradan kaç geldi sana? 4 geldi. Peki sana ne sormuş? Sürtünme katsayısı sormuş. Sürtünme katsayısı. Peki yerine yaz bakalım şimdi. Burada A yerine yaz bakalım şimdi şurada. FS ne oldu senin? 4 Newton oldu. Doğru mu? FS eşittir 4 Newton olmak demek. 4 Newton olmak demek. K çarpı MG eşittir 4 Newton. K'sını bilmiyorsun ama üstteki cismin mg'sinden bahsediyoruz. 10 Newton eşittir 4 olduğuna göre K eşittir 4 bölü 10 yani 2 bölü 5'tir sürtünme katsayımızın değeri. Yani cevabımız 5 Cismin etkeden kuvvetleri ayrı ayrı yazıyormuşum demek ki değil mi? X etkeden kuvvetler dengesi bu. Y ye etkeden kuvvetler dengesi bu. Budur. Klasik çözümü bu. Evet geçen yıl gelen sorulardan bir tanesi. Bak Newton'un ekipten soru gelmiş arkadaşlar geçen sene ya. Bunu anlattım bir önceki videoda. 2020 AYT bu da 2020 AYT. Bu da 2020 AYT. Bak iki sonra gelmiş. Bunu çözdük bir önceki videoda hatırlarsanız. Peki. Bu da ne sormuş bakalım. Bu etki tepki yani önemli bir şey demek ya. ÖSYM bunu çok seviyor. Kuvvet diagramını göstermeyi çok seviyor. Kütleleri sırasıyla M, 2M, 3M olan küp şeklindeki KLM blokları sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde sürtünmesiz yatay düzen üzerinde gösterdiği gibi uygulanan yatay kuvvete rağmen yatay kuvvete rağmen hareketsiz durmaktadır. E duvar var nasıl gidecek ki? Buna göre K bloğunun L bloğuna uyguladığı temas kuvvetinin büyüklüğü F ise düşey doğrultudaki duvarın M bloğuna uyguladığı temas kuvvetinin büyüklüğü kaç F'dir demiş. Şu duvarın temas kuvvetinin büyüklüğü F üssü kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar K'nın L'yi ittiği kuvvet veya L'nin K'ya gösterdiği tepki kuvveti eşittir ve F olarak sana vermiş onu değil mi? Vermiş. Ha buradan uyguladığın kuvvet de F'ye kadarmış çünkü hareket etmiyor ya sistemler ve sürtünme de yok. Ha sürtünme olsaydı uygulanan F kuvvetin bir miktarını sürtünmeye gitti geri kalanını buna aktardı falan derdin. E sürtünme olmadığına göre buradan ittiğin kuvvet F. E K'nın L'ye aktardığı F, L'nin K'ya gösterdiği tepki kuvveti ve L'nin M'ye aktardığı F, M'nin L'ye gösterdiği tepki kuvveti F, e bunun duvar aktardığı F. Bunun da buna uyguladığı kuvvet F olur dolayısıyla. Yani değişmez ki bu. Sürtünmesiz demiş. Harekette de yok. Bu kuvvet aynen aktarılır cisimler etrafından birbirlerine. Ve duvardan da F üne tek kuvveti hissedilir yani. Budur. Bunun açıklaması. Bilmiyorum. itiraz olan var mı? Dördüncü soru. Düşey kesti verilen sürtünmesiz sistemde X ve Y cisimleri serbest bırakılıyor. Sürtünmesiz sistem demiş arkadaşlar. Y cismi makaraya ulaşıncaya kadar geçen sürede X cisminin iğmesi ne olur demiş. X'in iğmesi diye bir şey yok ki canım. X ile Y'nin ortak iğmesi diye bir şey var sonuçta. Beraber gidiyorlar. Aşağı doğru 4 mg senin var mı kardeş? Var. Eğik düzeme paralel bir eşenden 4 mg hesabı 30'dan. 30'un değerini sana 1 vermiş mi? Vermiş. Yani 2 mg diyeceksin buraya. Peki kaç g olur demiş. G derken gerçek iğmesi anlamında kaç g olur? Siz rakam ne diyor? 4 kilogram, 1 kilogram verse yapardım da hocam bu MGG sormuş ya falan diyorsunuz ya böyle göstereceksin işte. 2MG. Sürtme olduğuna göre net kuvvet 2MG sistem MG'den. Hareket doğrultusunda başka kuvvet yok. 2MG net kuvvet eşittir. Toplam kütle ne kadar senin? M, 4M bundan. M de bundan. 5M çarpı A sistemin iğmesi ortak iğme. Peki A eşittir. Ne geldi buradan M'ler gidince? 2 bölü 5G'dir sistemin iğmesi. Vektörü koyayım da 9 gibi anlaşılmaz budur. Kaç G olur? 2 bölü 5 G olur. Pekala devam ediyorum. Evet bu soru çok yaman soruydu yalnız. 2018 ayette de millet yamuttu bu. Çok ters köşe sorudur ha, ona göre dikkat edin. Özdeş kahveli sandıkları. Özdeş altını çiz kahveli sandıkları. Kütlesi eşit demek ya. Bunun kütlesi M bunun kütlesi de M demek yani. Gerçek bir 10 olarak kabul edildiği ortamda yay yır, yatay düzleme paralel esnemeyen iplerle şekillerdeki gibi sabit özdeş ve ağırlıksız makaralar yardımıyla çekilmektedir. K sandığı V1 V2 tuğlalar kullanarak L sandığı ise F1 F 2 kuvvetlerinin etkisinde hareket ettiriliyor. Sürtümler ihmal edildiğine göre L sandığının ivmesi A eşit 5 olduğuna göre K sandığının ivmesi kaçtır demiş. Önce L'nin ivmesini verdiğine göre sağa doğru çeken 20 sola doğru çeken 10. Net kuvvet sağa doğru olduğuna göre sen sağa doğru AL eşittir 5 ile gidiyormuşsun. Sana vermiş bunu. Peki net net kuvvet yaz bakayım. F net eşittir M çarpı A'yı. F2 eksi F1 10 Newton. Net kuvvet eşittir. Kütlesi M çarpı İmvesi 5 L'nin. Kim için konuşuyoruz? L için konuşuyoruz henüz. Peki buradan M kütleyi ne buldun sen? 2 kg buldun. Doğru mu? Peki özdeş sandıklar dediğine göre şu üstteki kütle de 2 miymiş yani dolayısıyla? Evet 2 ymiş. Şimdi diyor ki öğrencilerin çoğu. Hocam diyor bunu da sağa doğru 20 sola doğru 10. Net kuvveti 10 kütlesi 2 iğmesi 5. E bu da net kuvveti 10 kütlesi 2 iğmesi 5 olur diye 5 diyenler çok oldu. Yamuldular tabi. Yamuldular tabi. Peki yamulmamak için ne, neye dikkat etmen gerekiyor? Bu tuğla bu sandık bu tuğlanın ağırlığı 20 ise kütlesi 2 kg'dır. G iğmesinin yer çekim iğmesinin 10 olduğunu sana vermiş. E 10 Newton ağırlığındaki cismin kütlesi 1 kg'dır ya. Ha, net kuvvet aynı ama Toplam kütle aynı değil kardeş aman dikkat et ha. Aşağı 20 senlalın var mı? Var. Aşağı 10 senlalın var mı? Var. Net kuvvetin 10 mu? Evet 10. Da K için hareket denklemini yazıyorum şimdi. Sağa çeken 20, eksi sola çeken 10 eşittir. Toplam kütle 2 artı 2 artı 1'den toplam kütle 5 çarpı K nimesi AK diyeceksin. 10 eşittir 5 çarpı AK diyeceksin. K nimesi buradan kaç buldun? 2 buldun. 2 metre bölü saniye karedir. K cisminin iğmesi. Aman Aman dikkat. Dikkatli olacaksın. Uyanık olacaksın. Peki 6. soru. Şekildeki gibi birbirine bağlı X, Y, Z cisimleri serbest bırakılıyor. Sürtünme önemsenmediğine göre Y cisminin hareketi için ne söylenebilir demiş. Sürtünme yok. Ne güzel. Aşağı bunlarla var mı? MG var. Aşağı bunlarla var mı? Düşeyde 2 MG var. Sinüs 37.06 olduğuna göre sana vermiş onu. Şuradan 2 sin alfadan 1,2 mg gelir mi arkadaşlar? Sıfatıyla çarpmış hali 2 mg'nin. Evet. E, bunun ağırlığı var ama hareket doğrultusunda kuvvet olmadığından dolayı net kuvveti ona dahil etmiyorum. E, 1,2 mg sağa çeken, mg sola çeken. E net kuvvet bu tarafa doğru olduğuna göre bu sistem tüm sistem bu tarafa doğru ivmeli hareket yapacak demektir. Y'nin hareketine sorduğuna göre iki yönde hızlan hareket yapar. Bitti bu kadar. Başka? Başka bir şey aramaya gerek yok ki. Niye sabit gitsin? Kardeş net kuvvet 0 mı ki? Bir yönde hızlanmaz. Niye bir yönde hızlansın canım? Sağ doğru kuvvet daha büyük olduğu için falan filan. Daha bakmaya gerek yok. Budur. Evet ve şu soru. Önceki yıllarda çıkmış soru var benzeri. Sürtünmesiz yatay düzlemin o noktasında bulunan bir cisme F2F büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki yönde uygulanıyor. Sürekli olarak uygulanıyor. Kuvvetlerin yönleri ve büyüklüğü değişmediğine göre cismin hareket yörüngesinin şekli hangisi gibi olur demiş. Arkadaşlar bu o noktasal cismine yatay düzlemde sürtünmesiz düzlemde F2F'nin bileşkesi kök 5V kadarlı kuvvet uygulanıyormuş. Peki bileşik kuvvetin bu yöndeyse sen bu yönde eve diyen gidersin artık. Tık 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 böyle gidersin. Bu doğrultuda. Peki ne olur sadece? Şu açıya alfa dersen, şu açıya beta dersen, beta küçüktür alfadan dersin. Neden hocam? Çünkü bileşik kuvvet büyük kuvvete yakındır arkadaşlar unutmayın. Yazın bakayım. Bileşik kuvvet büyük kuvvete yakındır. Büyük kuvvete yakın olmak demek açının küçük olmaz demek işte ya. Beta alfadan küçük olacak. Beta alfadan küçük bu doğrultuda giden bir yörünge Evet son sorumuz 8. soru. Bu da çıkmış soru fakat rakamı değiştirmişler sadece. Eşit kütleli demiş. Altını çiziyorum. Eşit kütleli K ve L cisimleri eğim açısının 53 derece olduğu şekildeki eğik düzlemde tutulmaktadır. L cismi sürtünmesiz K cismi ile eğik düzlem arasında sürtünme kukası sayısı 0.5'tir. Serbest bırakıldığında harekete başlayan bu cisimlerin eğik düzlem üzerindeki ortak eğmesi kaç olur demiş. Eşit kütleri göster aşağı mg ağırlığını. Göster bunu da aşağı mg ağırlığını. Peki mg düş bundan mg düş bundan 2 mg sinel 3 gelecek. Sineli 3 değeri 0.8 olduğuna göre 2 mg çarpı 0.8'den 1,6 mg gelecek mi ikisinin yatay bileşenlerinden şu bileşenden. Peki sadece k'da sürtünme varmış. E, k'nın düşeğini alalım o zaman. L'nin düşeğini almayalım. Yani eğik düzeme dik bileşeni alalım. E, mg çarpı 0 cos 53'ten 0,6 gelecek ya 0,6 mg. Peki sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre KMG kos alfadan K'ya etkilenen sürtünme kuvveti yukarı yönde Fs ne kadar? E, K çarpı N. N dediğin şey 0.6 MG işte şu N dediğin şey senin. Doğru mu? O da eşittir K 0.5. N dediğin şey de 0.6 MG olduğuna göre. Demek ki sürtünme kuvvetinin değeri şu yönde ne kadarmış? Fs eşittir 0.3 MG kadarmış. Peki yaz bakalım hareket denklerini şimdi. F net eşittir M çarpı A. 1,6 mg aşağı çeken 0.3 mg'de sürtme yukarı çeken kuvvet olduğuna göre 1.6 mg eksi 0.3 mg eşittir toplam kütle 2 m çarpı a sistemin ivmesi diyeceksin. Buradan m m m gitti. G yerine 10 al demiş adam sana. 16 eksi 3 eşittir 2 a olduğundan 13 eşittir 2 a olduğundan a eşittir 6.5 metre bölü saniye kaydır sistemin ivmesi diyebiliriz. Gayet net. Peki Newton'u bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki konumuz iş enerji. Fakat iş enerji konusunu işlerken önce TYT 9. sınıf kitabından özet yapacağım. Sonra 11. sınıf kitabından özet yapacağım. Bütün bir enerji olacak. Uzunca bir enerji olacak. Hem sarmaldan hem de TYT sarmaldan hem de AYT sarmaldan soru çözeceğim. Enerji önemli konu olduğu için haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.